Samsunspor'un efsane kaptanlarından Ercan. Evet. Sen de Samsun'da beraber oynadın onunla. Evet. Tabii o zaman sen çok gençtin, evet. O çok tecrübeliydi. İlk dönemlerim. Nasıl anlatırsın oradaki hikayelerini, komik anılarını? Ercan'la olabilir, Ertuğrul Sağlam'la olabilir. Şimdi benim futbolculuk hayatımda tabii lig kariyerimin başladığı yer Samsunspor. Ertuğrul Sağlam, Ercan Koloğlu takım kaptanı ve Samsunspor'un efsanesidir. Titrer i̇şte, miydiniz? Tabii ki titrerdik. Yani işte aslında böyle olması lazım. Nasıl? Bir oyuncuya, büyüğüne karşı nasıl saygılı olunur? Nasıl dikkat edilir? Bunlar bana çok güzel geçti. Örneklerinden bir tanesi, hani şakayla karışık. Şimdi antrenman yapıyoruz. Kadromuz çok iyi. Kimler kimler var ki? İşte Celil Sağırlar, Vurallar. İnanılmaz iyi oyuncular. Samsunspor Sağırlar. İnanılmaz iyi kadro tabii. İnanılmaz iyi kadro. Sayamam birçok isimle. Antrenman yapılıyor. Ercan abi de tabii serbest çift kale olduğu için hani antrenman sonunda neşeli olsun diye. Ercan abi o gün santrafor oynuyor. Bana dedi ki sen stopere geç, ben santrafor oynayacağım dedi ama kaderini yıkmese geldi. Ben bir pozisyon oldu. Ben Ercan abiye bacak arası attım antrenmanda. Tabii ben bacak arasını atınca antrenman bitti. Ercan abi benim yanıma geldi. Beni de çok sever. Bana dedi ki bir daha dedi. Seni dedi bacak arası bana attığını göreyim dedi, ayaklarını kırarım dedi. Ben böyleyim. Tamam abi dedim. Sen ne dersen o dedim. Yani şimdi öyle bir olmuş ki düşün ki nasıl bir saygın var. Göreceğim belki antrenmanda Ercan abi görürsen geçemem. Yani ayıp gibi geçemem Ercan abi, öyle düşünüyorsun ama saygı tabii burada olmuyor ama duracağın yeri bileceksin. Eskilerde bu vardı. Yani eskilerde mesela yaşlanan tecrübelen oyuncular böyle gençlerin onlara böyle rencide edici çalımlarını çok istemezlerdi. Hatta evet. Şöyle söyleyeyim, biz Ertuğrul Sağlamlar, Mutlu Topçularla maç yapmaya gitmiştik, evet. Nevzat Demir tesislerine. Evet. Bayağı da iyi oynuyoruz, daha da genciz. Mutlu Topçu'ya bir bacak arası attım, ayaklarımı yerden kesmişti. Bir vurdu, ben şöyle 1,5 metre falan havalandım, böyle oturdum yere. Biz sonra döndü, işte, bana bacak arası atma dedi. İşte büyükler, o zaman bazı seçim, Ercan abiyle Ertuğrul abinin bir anısını anlatıp biz Kıbrıs'a kampa gittik. O zaman biraz Samsunspor'dayım. Kulüple alakalı devre arası kampına gitti. Kulüple alakalı parasal anlamda, finansal anlamda biraz sıkıntılar var. Orada ben onları mesela gördüm. Karar verdiler mesela. Öyle bir noktaya geldik. Takım geldi. Takımın uçak biletlerini o zaman hiç yani kulübü zorda sokmamak için, kulübü burada rencide edici falan değil. Sadece kulübü zorda sokmamak için Ercan abiyle Ertuğrul abi ortaklaşa takımın uçak biletlerini komple aldılar. Bizi getirdiler. Ama nasıl saygı duydunuz değil mi o anda? Ya işte ben hiç şahit olmadığım şeyler. Çünkü günümüzde de orada kulübün maddi durumunun sıkıntılı olduğunu görüyor ve kulübü bu kadar sahiplenen insanlar. Ben onun için diyorum Ertuğrul Sağlam, Ercan Koloğlu Samsunspor'un için bir efsanedir. Otobüste, kulübede, duşta nasıldı şeyleriniz? Onu da anlatayım. Şimdi eskiden şöyle bir şey vardı. Gençler, büyükler duş almadan, duşu bitirmeden duşa giremesin. Samsunspor kulübü çok güzeldi. Tesis olarak da mesela kimde muhteşem tesis, deniz kenarında muhteşem de tesisleri vardı. Yani olanakları çok fazla olan bir kulüptü Samsunspor. Çünkü mazisi de çok geniş, güzel. Antrenman bitiyor, 10 tane duş var. Bakıyorum ben geldiğim ilk mesela, duşa girmiyor kimse. Ya ben de şimdi akıllılık yaptım, hiç gitmiyorum, kimse kalkmıyor. Baktım demek ki bir şey var dedim, gitmiyor. Ondan sonra öğreniyorum. Şimdi büyükler, Ercan abi, Ertuğrul abi, işte onlar duşa girecek, çıkacak, ondan sonra sen duşa gireceksin. Ya bazı şeyleri mesela ondan sonraydı, ha dedim ben böyle kaldım. Sonra onlar duşa girdikten sonra girmeye başladım. Tabii biraz da girmeye cesaret eden birisi varsa ne oluyordu? Giremez. Girdiği zaman hemen böyle yapıyordum mesela. Ben şimdi orada baktım çünkü girmedi. Ben orada uyanıklık yaptım, akıllılık yaptım. Ben girmedim. Orada mesela girecek oyuncu hemen bir iki önce, hele gençse girin hemen çık. Veya saçın uzun. Antrenmana geldim. Ya öyle bir otorite var ki saçın uzun, çok uzun. Veya yine o zamanlar sakal çıkıyor, böyle bırakıyorsun işte, böyle bırakıyorsun. Ercan abi şunu diyebilir sana mesela. Saçınız kes, öyle gel antrenmana. Yani ben bunların hepsini peki gördüm. Peki bu sonunu ilanvansız yaşamadı mı acaba? Samsun'da ya ilerken. Şimdi şöyle bunu hani Ercan abi işte büyüklerimiz oradaki takımdaki büyükler sonuçta yaşı genç olana daha iyi örnek olma anlamında. Ha, anladım. Yani yeni paftan çıkan. Tabii yeni yani. Çıkan oyuncular tabii. Şımarmasın. Şey yapsın. Aslında bazı noktalarda gerçekten çok doğru. Ben şu an bakıyorum. Tabii bundan pay sen biçilmez. Sen yaptın mı genç oyunculara bunu? Ben yapmadım. Ben sadece şöyle bir şey var.